Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda ele aldığımız konu 1402-1427 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi idi. Hemen akabinde, videonun hemen akabinde, Perşembe günü Büyük Selçuklu videosunu yüklemiş ve sizlerle paylaşmıştık. O videonun sohbet kısmında, yani benim kendi eklediğim, sohbet ettiğimiz kısmında Türk dünyasında savunduğum için Rusya'dan, Çin'den, Güney Kıbrıs'tan, Ermenistan'dan ve diğer bazı ülkelerden toplamda 30 bin şikayet aldık. Bu sürece süreç devam ettiği için süreç tamamlandıktan sonra İnşallah ayrıntılı olarak girip ilerleyen videolarımızda ya bir video ya iki video ya da üç video sonra sürecin tamamlanmasına bağlı İnşallah sizlerle birlikte bu sürecin niye böyle olduğunu, bu süreçte başımıza ne geldiğini anlaşacağız. Ve inşallah sizler de bize hak vereceksiniz. O zaman kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomuza geçebiliriz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1402-1427 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini ele almış. Bunun hakkında kendi bilgilerimizle sizleri aydınlatmaya çalışmıştık. Bu videomuzda ise ele alacağımız konu 1427-1461 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. O zaman hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Yıl 1427-28. Germiyanoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına geçmesi. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Kahramanoğulları hariç, hatta kuruluş döneminde demiyorum, bütün hayatında Kahramanoğulları hariç hiçbir beylikle savaşmamıştır. Diğer bütün beyliklerin toprakları üç şekilde Osmanlı'ya geçmiştir. Bir çeyiz, iki vasiyet, üç altın karşılığı. Yine Germiyanoğulları toprağı da altın karşılığı Osmanlı topraklarına geçiyor. Yok, düzeltiyorum. Vasiyet karşılığı Osmanlı topraklarına geçiyor. Akabinde hemen yıl 1430 Selanik fethediliyor. Ki Selanik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehirdir. Ve Misak-ı Milli sınırlarındadır. Tabii ki Misak-ı Milli sınırlarının olmasına rağmen günümüzde Yunanistan'dadır. 1432 Fatih Sultan Mehmet Han doğuyor. 1434 Edirne'de 2. Murat tarafından Muradiye Camii yaptırılıyor. 1439 Selemendire'nin Osmanlılar tarafından alınması gerçekleşiyor. 1444 2. Mehmet'in tahttan, düzeltiyorum değerli dostlarım, 2. Murad'ın tahttan çekilişi ve 2. Mehmet'in tahta geçişi ve Varna Savaşı gerçekleşiyor. Değerli dostlarım, bu olaya değineceğiz. Hem de ayrıntılı değineceğiz. Elimizdeki bilgiler arasında. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han, daha doğrusu Sultan Mehmet, düzeltiyorum. Sultan ve Fatih kısmı lakap ünvanlarıdır kendisinin. İsmi Mehmet'tir. Ben de bu olayı bebekliğinden anlatacağım için Mehmet diyeceğim kendisine. Tabi Fatih'e hakaret etmek amacıyla değil, bebekliğinden anlatacağım için. Mehmet daha doğduğunda, yani daha kundaktayken babası bir ilim erbabıyla, ismini hatırlamıyorum sonra, bir tartışma yazıyor. Ona basına diyorlar ki 2. Murad'a. Ey hünkârım, ey padişahım, bu adam size isyan edecek. 2. Murad da bu bilge kişiyi denemek amacıyla bunu, yani bir iki kişiyi, kendi sarayına ve kendi odasına davet ediyor. Tabii bir iki kişi geldikten sonra bir iki kişiye şunu soruyor. Ey, ismini hatırlamıyorum. O yüzden bir iki kişi diyorum. İsmini şu anda unuttum. Ey bilge, İstanbul'u ben fethedebilecek miyim diyor. Bir iki kişi de söyle diyor. Diyor ki, ey padişahım, ey hünkârım, İstanbul'u fethetmek size nasip olmayacaktır. İstanbul'u fethetmek, Mehmet'i gösteriyor. Aha diyor, bu kundaktaki bebeğe nasip olacaktır diyor. 2. Murat da
bu bölge kişinin çok çok tesirinde kaldığı için tahtını kendi rızasıyla ve kendi izniyle henüz 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bırakıyor. Tabii ilerleyen yıllarda. Akabinde değerli dostlarım Varna Savaşı gerçekleşiyor. Varna Savaşı'nın şöyle bir özelliği vardır. Ona da değineceğim. Değerli dostlarım Varna Savaşı gerçekleştiğinde Fatih Sultan Mehmet Han henüz 12 yaşında. Ve şöyle bir olay var. Çandarlı Kara Halil Paşa denen mahlukat koskoca Osmanlı tahtında 12 yaşındaki bir çocuğun oturduğunu görünce güya devletin geleceğinden kaygıya düşerek endişeye kapılıyor ve bu kapıldığı endişe neticesinde de bir takım olaylar gerçekleştiriyor. Akabinde tabi Varna Savaşı Avrupa devletleri Edirne tahtında, o zaman İstanbul fethedilmemiş. Edirne tahtında henüz 12 yaşındaki bir çocuğun oturduğunu koskoca Sultan Murat Han'ın gittiğini görünce Avrupa devletleri Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Osmanlı'ya savaş ilan ettikten sonra Çandarlı Kar Halil Paşa kendi eliyle veya Fatih zorlamasıyla ki henüz 12 yaşındaki bir çocuğun böyle bir mektup yazabilmesi mümkün değildir. O yüzden ya kendi eliyle de zorlamasıyla diyorum. İkinci Murat Bursa'da mektup gönderiyor. Güya Sultan Mehmet bunu yazmış. Ama tabii arka planda yazan kişi ya da doğrulayan kişi Sultan Mehmet'i. Çandarlı Kara Halil Paşa denen mahlukat. Mektup aynen şöyle. Eğer padişah sen isen gel ordunun başına geç. Eğer padişah ben isem emrediyorum. Gelip ordunun başına geç. Tabii ikinci Murat önce bunu kabul etmiyor. Bakıyor bir türlü ısrar ediliyor kendisine. En sonunda gelip tahta oturuyor. Tekrardan ikinci Murat ikinci defa tahta geçiyor. Ve akabinde Varna Savaşı'nı kazanıyor. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmet Han henüz 12 yaşında. 12 yaşındaki bir çocuğun ister padişah olsun ister başka bir şey olsun. Böyle bir mektup yazması mümkün olmadığı için biz diyoruz ki bu mektubu yazan Fatih Sultan, o zaman tabi Fatih değil, İstanbul fethedilmemiş, başkanı Edirne, Sultan Mehmet değildir. Bu mektubu yazan Çandarlı Kara Halil Paşa'dır. Ki bunu tek biz söylemiyoruz. Bunu Fatih de söylüyor. Ona da birazdan değineceğiz İstanbul'un fethinden sonra. Tabi akabinde 2. Mehmet'in tahttan çekilmesi ve 2. Murad'ın 2. defa tahta geçiyor. Varna Savaşı'ndan hemen sonra. 1445. 1447. Edirne'de 2. Murat tarafından 3 serifeli caminin yaptırılması. 1448 2. Kosova Savaşı ve Osmanlı Zaferi. 1451 2. Murad'ın ölümü ve 2. Mehmet'in 2. defa tahta geçişi. Değerli dostlarım, 2. Mehmet'in 2. defa tahta geçişi 19 yaşındayken gerçekleşiyor. Ve sonra da değinelim. Zaten aynı olarak Sultan Mehmet'i 2 videoda anlatacağız. Uzun çünkü yaptıkları. Bir videoda bitmeyecek. Osmanlı mimarisi çok gelişmiş bir mimari. Ve bu mimari hakkında ileride zaten size Osmanlı padişahlarının ayrıntılı ayetlerini anlattığımız serimizde. Bu serimizin bir sonu olacak bu seri, diğer serimiz. O serimizde zaten biz size Osmanlı padişahlarının ayrıntılı hayat hikayelerini anlatacağız. O yüzden bu konuya verdiğimde değinmiyorum. Ama Sayın Yılmaz Üstuna'nın Osmanlı Devleti Tarihi 2 Medeniyet Tarihi kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tabi birinci dilde olan siyasi tarihi de okumanız gerekir eğer Osmanlı meraklısıysanız. Yukarıda Osmanlı mimarisi hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle Yılmaz Özsunan'ın Osmanlı Devleti Tarihi, Medeniyet Tarihi 2, Siyasi Tarih 1, Medeniyet Tarihi 2. Bu kitapların okumanızı şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ki de bu kitapları okuduktan sonra, kendisi sonra mevcuttur bu kitaplar, ayrıntılı olarak Osmanlı medeniyetine ait bilgilere erişeceksiniz. O yüzden bu konuya burada değindiğimiz için, medeniyet tarihine en üst seviyede girmeye erken buluyorum ve bu konuyu burada geçiyorum.
Tabii ki de 2. Mehmet'in 2. Saltanat Devri 19 yaşında ve Fatih Sultan Mehmet, düzeltiyorum, Sultan Mehmet daha Fatih olmadı. Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek istiyor. Tabii Çandarlı denen mahlukat kendisine engel çıkarıyor ama Sultan Mehmet 2 yılda İstanbul'u fethedebilecek her türlü ekipmanı, topu, silahı, aklınıza ne gelirse her türlü gereken önlemi arıyor, gereken malzemeyi arıyor, teknolojisini geliştiriyor ve İstanbul'u fethediyor. Yıl 1453. Hemen İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Kara Halil Paşa denen mahlukat idam ediliyor. Kendisi de Osmanlı Devleti'nde idam edilen ilk sadrazamdır. Akabinde İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Camii'ye çevriliyor. Ki Ayasofya günümüzde de bir camidir. Orada 5 vakit ezan okunmakta, 5 vakit namaz kılınmaktadır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun Ayasofya kurulursa bir cami niteliğindedir. Ve cami niteliğinde kalması gerekir. Tabi o kuruluş döneminde Türkiye'nin kuruluş döneminde bir müddet 97-98 yıl müzeye çevrilmiştir. O camiyi korumak amacıyla ama şu anda son 1-2 yılda Ayasofya'yı kebir cami İstanbul'un en görkemli ve en güzel camilerinden bir tanesidir. Bunun için de Ayasofya Camii'yi yeniden camiye çeviren tüm yetkililere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akabinde Enes fethediliyor. Yıl 1453. 1454 2. Mehmet'in 1. Sırbistan seferi gerçekleşiyor. 1455 2. Mehmet'in 2. Sırbistan seferi gerçekleşiyor. 1455 Bogdan Vayvodalığı kendi isteğiyle Osmanlı'ya bağlanıyor. 1456 2. Mehmet'in 3. Sırbistan seferi. Belgrad kuşatmasının başarısız olması. Ki Belgrad, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fetihlerinden bir tanesidir. Tabir yerinde ise Fatih'in alamadığını, düzeltiyorum. Torununun oğlu Kanuni almıştır. İkinci Mehmet'in Mora Seferi, Atina'nın fethi. İki Atina son Yunanistan'ın başkentidir. Mora da Tesiriye dediğimiz bölgedir. 1458 tabi bunun olayı. 1459 2. Mehmet'in 4. Sırbistan Seferi. Başkent Semendire'nin fethi ve Sırbistan'ın tamamıyla hakkı gerçekleşiyor. 1461 Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı ve aynı yıl Jandaroğulları Beyliği'nin ilhakı hakkı gerçekleşiyor. Diğer sorum, Jandaroğlu İsfendiyar Beyliği o dönemde çok güçlü bir donanması ve çok iyi bir askeri var. Fatih Türk kanunu dökmek istemiyor. Bu yüzden Jandaroğlu'na bir mektup gönderiyor, diyor ki ben bir sefer hazırlanıyorum. Bu sefer Trabzon'adır. Ben seni hedefe almıyorum. Askerim senden geçebilir. Yani geçebilir mi diyor. Donanmam senin Karadeniz'e geçecek bilgin olsun diyor. Askerime para ödeme, bana ordu gönder diyor. İsfendiyar Bey Fatih'ten korktuğu için kendisine orduyu gönderiyor. Ki akabinde Fatih Sultan Mehmet Han Candaroğlu'nun en seçkin askerlerini esir alıyor. Gönderdiği askerleri tabii ki de. Donanmasını da sokuyor. Hemen sonrasında hiç kan dökmeden öncelikle gidip Trabzon Rum İmparatorluğunu savaş yoluyla yeniyor. Akabinde hiç kan dökmeden Candaroğlu'nu ilhak ediyor. Ve böylelikle Anadolu'daki son Bizans kanlısı ve son birlik de ortadan kalkmış oluyor. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda ele aldığımız konu 1427-1461 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihiydi. Biz bu konuyu kendi tamamıyla kendi bilgimiz ve araştırdığımız kaynaklar arasında ele aldık ve sizlerle birlikte inceledik. İnşallah diğer videomuzda 1461-1481 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini anlatıp sizlerle birlikte o ortalama 20 yıllık tarihe birlikte ışık tutmuş olacağız. Unutulmamalıdır ki ben bir profesör değilim. Sadece kendi şahsi bilgimle ve kendi bilgilerim ısığında Osmanlı tarihini anlamaya ve anlatmaya çalışan, Osmanlı tarihini insanlara bilgilendirici bir şekilde anlatmaya çalışan bir insanım. Videolarımı o nazarla izlemenizi tavsiye ederim. Diğer videomuzda 1461-1470 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini ele alıp 20 yıllık bu süreci inceleyeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Diğer videomda görüşürüz dostlarım, kardeşlerim.